bir yolcu uçağı kaybolur. Esas sorun uçağın düşmeyecek kadar sağlam olduğunu düşünmeleriydi. Esrarengiz kaybolma korkutucu bir ihtimali gösterir. Uçuşu güvenli hale getirmek için tasarlanmış sistemler olaydan sorumlu olabilir mi? Bu kadar otomasyon çok mu fazla? Garip bir patlama New York'un iki katı büyüklüğünde bir alanı harap eder. Ama patlamanın nedeni belli değildir. Bu kadar vahşi bir şey iz bırakmadan nasıl kaybolabilir? Şimdi yeni bir olay Tunguska'nın sırrını çözebilir. Bu şekilde karşılaştığımız en ciddi tehditlerden biri bu olaydır. Bilim sonunda suçluyu tespit edebilecek mi? Açıklaması zor olan garip kaybolma vakaları oluyor. Gemiler, uçaklar, insanlar, hatta kara parçaları. Ebediyen yoklar, kayıplar. Yeni teknolojik verilerle yapılan araştırmalar dünyanın en büyük kaybolma olaylarını yeniden inceliyor. Günümüz teknolojisi nihayet gizemli kayıpları çözebilecek mi? Esrarengiz kayıplar. Bir yolcu uçağı Atlantik'teki rutin bir uçuşta kaybolur. Hiçbir uyarı, geçerli bir neden yoktur. Hiçbir delil de bulunamaz. Araştırmacılar titizlikle parçaları bir araya getirmeye çalışır. Buldukları şey onları şok eder. Mükemmel tasarımdaki bir uçak, kalifiye bir mürettebatla birlikte Atlantik'in ortasına yok olup gitti. Bir şey oldu ki bu uçak yok oldu. 447 numaralı uçuş bir Airbus A330'dur. Kusursuz bir güvenlik kaydına sahip bir uçak. Bu kazadan önce bu modern uçaklardan hiçbiri düşmemişti. Tüm modern yolcu uçaklarında otopilot sistemi vardır. Pilot yardımıyla uçmayı sağlayan bu bilgisayarlı sistemlere kontrollü uçuş adı verilir. A330'da farklı değildi. Otopilot sistemindeyken pilot kontrol kolunu hareket ettirdiğinde hidrolik sistemi kanatlara veya başka herhangi bir şeye doğrudan bağlı olmadığı anlamına gelir. Pilotun yapmak istediğini tahmin eden uçuş bilgisayarına bağlıdır. Otopilota çeşitli parametrelerle güvenli bir uçuş için bütün pilotaj girdileri tamamlanmıştır. Uçağa daha fazlasını yaptıramazsınız. Eğer uçağın güvenliğini tehlikeye atacak bir işlem yapmaya çalışsanız bile yapmayacaktır. Tüm bunlarla uçak kullanmak daha kolay olmalıydı ve daha güvenli. Sistem uçağın pilotun beklenmedik bir şey yapmasını önlüyor. Böyle gelişmiş bir uçağın kaybolmasına ne neden olabilirdi ki? Bu kaza tarihteki en önemli olaylardan biri. Gün geçtikçe bilgisayarlara güvenimiz artıyor. Sadece uçaklarda da değil. Kendi kendine çalışan otomobiller, kamyonlar ve trenler. Hatta nükleer güç istasyonlarının kontrolü için bile otomasyon sistemleri kullanılıyor. Ya işler 10 bin metre yükseklikte ters giderse ne olur? Buradaki paradoks, bizi güvende tutmak için tasarlanan bir teknolojinin tahmin edilemeyen bir tehlikeye neden olması. Kimse olacakları öngöremedi. Rio de Janeiro Havaalanı, 31 Mayıs 2009. Akşam 7.30'da Fransa Hava Yolları'na ait 447 numaralı uçuş Paris'e doğru rutin seferine başlıyor. Uçak tam vaktinde toplam 228 kişiyle havalandı. Uçuş planlandığı gibi 11 saat sürüyor. Atlantik Okyanusu'nu geçecek, Fransa'nın başkentine varacak. Havalandıktan 3 saat 20 dakika sonra uçak Brezilya radarlarından çıkar. Ardından kaybolur. Uçak öylece kayboldu. Ne bir uyarı, ne de bir tehlike çağrısı. İnsanların aklına ilk önce terör saldırısı geldi. 1970 yılından bu yana terörist eylemler sonucunda 3000'den fazla uçak yolcusu öldü. Fakat 447 numaralı uçuş için hiçbir terör örgütü olayı üstlenmedi. Suikast yapıldığına dair bir kanıt da yok.
Ortaya başka fikirler atılır. Komplo teorisyenleri bir devletin desteklediği bombalı saldırıda 447 numaralı uçuşun imha edildiğini öne sürdü. Hatta bazıları uçağın bir meteorla çarpışıp paramparça olduğuna inanıyor. Arama gemilerinin uçuş 447'nin ortadan kaybolduğu bölgeye ulaşması 3 gün sürdü. Oraya vardıklarında buldukları enkaz gizemi daha da derinleştirir. Enkaz hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği şekilde sıkışmış haldeydi. Buldukları enkaz parçalarının dikey olarak sıkışmış halde olduğunu gördüler. Bu sebeple uçağın denize yüksek hızla burun yukarıdayken çakıldığına dair bir senaryo ortaya attılar. Bu olması imkansız gibi bir şey. Normalde denize çakılan bir uçağın suyun içine girdiği zaman burun kısmının aşağıda olmasını beklersiniz. Neden böyle olsun ki? Hiçbir mantığı yok. Uçağın gövdesi ve uçuş kayıtlarının bulunduğu kara kutu hala kayıp olduğundan uçağın neden düştüğünü gösteren hiçbir şey yoktu. Ancak araştırmacıların dikkatini çeken başka bir faktör vardır. Hava durumu. 447 numaralı uçuş sert hava koşullarıyla ünlü Kuzey Atlantik üstünden uçarken düştü. Tropik havaların karıştığı alan olarak bilinen bölge dünyadaki birçok büyük fırtınalara ev sahipliği yapıyor. Ekvator bölgesinde başka yerlerde görülmeyen bir iklim var. Sıcaklık nedeniyle havanın yükselişi çok olur. Bu yüzden ekvatorda çok yüksek hızda yıldırımların çaktığını görebilirsiniz. Bu kadar büyük şimşekler çok yaygın olarak görülmezler. Yıldırımlar geçmişte birçok uçağın düşmesine neden oldu. 1963 yılında bir yıldırım fırtınası Pan Am Boeing 707'nin üstüne düştü ve 81 kişi öldü. Yıldırımlar uçaklarda bulunan ileri teknoloji bilgisayarları etkileyebilir mi? Araştırma uzmanı Billy Martin, yıldırımların uçaklar üstündeki etkisi konusunda uzman. Yıldırımlar uçaklarda başlıca 3 şeye zarar verir. Uçağın gövdesini ve mekanik sistemlerini etkiler. Üst kubbe kısmı, iniş takımı, hidrolik sistemler gibi. Ayrıca havalanma, elektrik sistemleri, uçuş kontrol sistemleri gibi elektrik, elektronik cihazlara da zarar verebilir. Bir de yakıt sistemine zarar verebilir ki en kötüsü de budur. Yakıtı ateşler ve büyük bir patlama olur. Çok büyük bir yıldırımın uçağa düşmesi, uçağın gövdesinde küçük bir delik açabilir. Patlamaya neden olacak yakıt buharı ve hava karışımına sahipsiniz. Kapasitörler şarj edildi. Yıldırım düşen bir uçağın simülasyonunu yapacağız. Her biri yaklaşık 40 kW'a yakın yüklü 14 kondansatörlü bir jeneratörümüz var. Jeneratörler şarj edildi. Birikmiş olan şarjda yarım milyon volt yani güç kablosundakinden yüzlerce kat daha fazla elektrik var. Ölümcül olabilir. Boşaltılıyor. 3, 2, 1. Burada gördüğünüz şey simüle edilmiş bir yıldırım çarpmasıydı. Burun kısmında bir giriş noktası ve kuyruktan çıkış noktası var. Yani oluşan akım uçaktan veya maketten gövdesi boyunca ilerleyip çıktı. Bu olay Faraday kafes etkisi olarak bilinir. Elektrik uçağın dış kısmındaki özel kompozit malzemenin etrafından geçer. Böylece yolcular ve uçağın teçhizatına bir şey olmaz. Bu iletken yüzey alüminyum bir yapı gibi davranır ve akımı uçaktan uzak tutar. Tamamen güvenli olduğundan emin olmak için Martin uçağın tüm parçalarını kontrol ediyor. Havalanma sistemleri, otopilot kontrol sistemlerini de içeren elektrikli elektronik sistemleri test ediyoruz. Ön camları test ediyoruz. Uçağın yapısal özelliklerini test ediyoruz. O uçakta olan her parça üzerinde testler yapıyoruz. Bu iyiydi. Kompozit bir gövde parçasını 200 bin amper akım taşıyan bir yıldırım çarpması durumunda ne olacağını test ediyor. Doğrudan efekt testi başlıyor. Lütfen kulaklarınızı koruyun.
Bu panele doğrudan bir yıldırım düşmesini sağladık. Çok iyi bir şekilde dayandığını ve zarar görmediğini görebilirsiniz. Akımı içeri geçirmeyecek şekilde tasarlanmıştı. Bu, uçakların üzerine yıldırım düşmelerinden koruyan karbon fiber kaplamanın bir parçası. Yıldırım koruması olmasaydı bu karbon fiber üzerinde yumruğumdan daha büyük bir delik açılmış olurdu. Bununla uçaklar bir zarar görmeden uçmaya devam ediyor. Bu yıldırım çarpması durumunda modern uçakların tamamen güvenli olduğunu gösteriyor. Aslında günümüzde birçok uçağı yılda en az bir kez yıldırım düşüyor. O anda pencereden dışarı bakmıyorsanız muhtemelen ne olduğunu bile anlamazsınız. Yıldırım ihtimali ortadan kalksa bile uzmanlar 447 numaralı uçuşun gizemini çözmeye devam ediyor. Yollarına devam etmek için çok az kanıt bulan araştırmacılar şaşkına dönmüştü. Üç yoğun arama sonucunda uçağın gövdesi hala kayıptı. Nihayet iki yıl sonra Titanic'i araştırırken kullanılan son teknoloji sonarlı robot denizaltıları yüzeyden 2,5 kilometre altta bir şey keşfetti. Uçağın gövde parçaları oradadır. Bu sadece bir başlangıçtır. Uçağın parçaları bulunsa da 447 numaralı uçuş hakkında bildikleri her şeyi yeniden değerlendirmek zorunda kalıyorlar. Esrarengiz kayıplar. Air French Flight 447'nin aniden ortadan kaybolması dünyayı şok eder. Enkazlar uçağın burnunu yukarı durumdayken suya çarptığını gösteriyor. Okyanusa çakılıp dibe batan bir uçak için olağan dışı bir durum. Uçak kaybolduğu zaman türbülansların çokça olduğu ve tropikal hava akımlarının çarpıştığı bir bölge üstünden geçiyordu. Araştırmacılar yıldırım olasılığını eliyor. Peki ya türbülanslar uçağın düşmesine neden olabilir mi? Üst kısımlarda devasa fırtınaların oluşturduğu çok büyük miktarda nem içeren bir bölge vardır. Burası jet uçaklarının uçabileceğinden daha yüksek bir seviyededir. Kimse bu gök gürültülerinin ortasında uçmak istemez. İklim bilimci Jeff Weber, kazanın olduğu gün hava koşullarının uçmayı son derece zor hale getirdiğine inanıyor. Uçmak zorunda kaldıkları devasa konvektif bir bölge vardı. Bu olay kalkıştan hemen sonra dramatik ve çok hızlı bir şekilde gelişti. Dolayısıyla bu konvektif olayın ne kadar yoğun olduğunu kalkıştan önce kulenin bilmesine imkan yoktu. Tropikal hava alanlarının çarpışması dediğimiz olay, kuzeyden esen havayla güneyden esen havanın karşı karşıya gelip çarpıştığı bölgede oluşur. Bu tropik hava çarpışmasının olduğu bölgeden geçmek zorundadır insanlar. Uçaklar hep bu bölgeden geçer. Bazen diğer fırtınalardan daha büyük fırtınalar da olabilir. Bu da uçaklar için büyük sorun oluşturabilir. Uçak bu hava sistemine girdiği zaman bölgede büyük bir fırtına vardır. Bu üstteki bulutlar muhtemelen 15-16 kilometre yüksekliğindeydi. Bu yükseklikteki bulutların içerisinde donmuş yağmur parçaları bulunur. Bu hava koşullarında uçtuğunuz zaman türbülans olacağını bilirsiniz. Bazı nadir durumlarda büyük türbülanslar uçakları düşürebilir. 1997'de türbülans Uruguay'daki Avustralya Hava Yolları uçağının düşmesine ve 74 kişinin ölmesine neden oldu. 447 numaralı Fransız uçağının başına da bu olay geldi. Türbülans uçağı çok fazla sallayabilir. Bu olay o kadar şiddetli olur ki uçağın yapısının dayanabileceği limitleri aşıp uçağı parçalara ayırabilir. Bu olayın enkazlardaki sıkışmaya ve burnun yukarı düşmesine neden olup olmayacağı düşünülür. Fakat 447 numaralı uçuş ortadan kaybolduğu gece 12 tane farklı uçak aynı hava koşullarında bölgeden geçmiş bir sorunla karşılaşmamıştı. Bu hava sistemi kendi başına bir uçağı düşürmek için yeterli değildir. Araştırmacıların ölümcül kazada hava koşullarının bir etkisi olduğunu doğrulamak için yeterli kanıtları yoktu. Ardından araştırmanın yönünü değiştirecek bir olay meydana gelir. Kara kutu ve kokpit ses kayıt cihazı bulunur. Şimdi araştırmacılar kokpitte ne olduğunu bulmak için parçaları birleştirmeye başlayabilir. Korkunç bir olay su yüzüne çıkmaya başlar.
Uçak fırtına sistemine girdiği zaman kokpitte Kaptan Mark Dubois ve ikinci kaptan Pierre Cedric Bonin vardır. Diğer ikinci kaptan David Robert moladaydı. Ancak türbülanslı havalar konusunda üçünün içinde en az deneyimli olan Bonin'di. O ortamda uçağı uçurmaktan dolayı tedirgin ve sinirleri bozulmuş haldeydi. Kalkıştan 3,5 saat sonra ikinci kaptan David Robert görevine dönmesi için uyandırılır. Robert'in uyandırılması kıdemli birinci Dubois'ı rahatlatır. Dubois dinlenmek üzere yerinden kalkar. Biraz uyku molası vermek için kokpitten ayrılmak Fransa Hava Yolları'nda uygulanan bir yöntemdir. Zamanında molaya çıkmıştı. Co-pilot Pierre Cedric Bonin uçağı kullanmaktadır. Ancak aniden hava hızı göstergeleri durur. Uçak ikaz uyarıları alarm vermeye başlar. Durma, 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 durma. Göstergelerde yeterli hız olmadığı için kontrollü uçuş sistemi A330'un otomatik pilotu kendini devre dışı bırakır. Uçağın tüm kontrolü Bonin'dedir. Kontrol bende. Ne olmuştu da kontrollü uçuş sistemi kendi kendine devreden çıkmıştı? Daha sonra araştırmacılar hava hızını ölçen küçük bir cihaz parçasının arızalı olduğunu keşfeder. Airbus A330'larda pitot tüpü kullanılır. Bu küçücük bir tüptür ve uçağın üzerindeki hava basıncını ölçmeye yarar. Ancak 447 numaralı uçak ağır fırtına koşullarından geçerken havadaki aşırı soğumuş haldeki nem kristal hale gelip uçağa düşer. Buz pitot tüplerini tıkayıp hava akışını engeller. Pilot tüpleri taktığı zaman kokpitteki 3 adet hava hızı göstergesini etkiler ve çok az hız olduğu gibi doğru olmayan değerler göstermeye başlar. Bu durum büyük sorunlara neden olur. Uçuş kontrol sistemi olmadan pilotun yanlışlıkla uçağı düşürmesine engel olacak hiçbir şey yoktur. Sistem uçağın tüm kontrolünü pilota bırakır. O noktadan itibaren pilot ne yaparsa uçak bu komutu izleyecektir. Pilotlar uçağı kullanmayı öğrenmek için uçuş simülatörlerinde çalışma yapar. Normal bir uçuş sırasında uçak pilotaj hatalarına karşı kendini korur. Örneğin pilotların uçağın yapısını tehlikeye atacak şekilde yüksek hızlara çıkmasına izin vermez. Şu anda gördüğünüz gibi uçağın hızı çok hızlı bir şekilde artıyor. Buradaki kırmızı bant, bu bant yüksek hıza ulaştığımızı gösteriyor. Bu noktadan sonra uçak havalanmaya başlıyor. Bu gösterge ana uyarı sistemine bağlı. Gördüğünüz gibi sesi de çok yüksek. Kontrol koluyla ne yaptığımın hiçbir önemi yok. Temel olarak benim bu yüksek hıza çıkmamı engelliyor. Bu duyduğunuz ana uyarı sesi ve kapatmak mümkün değil. Böylece anormal bir durum olduğunu bana söylüyor. Uçak her zaman kendini felaketlerden korumaya çalışır. Ama otomatik uçuş kontrol sistemi devreden çıkarsa durum değişir. Eğer uçağı yana doğru yatırmaya başlarsam, sistem maksimum yana yatma açısına ulaşsam bile beni durdurmaz. Artık herhangi bir korumam yok. Pilotlar çok dikkatli olmalı ve uçağı güvenli uçuş modunda kullandıklarından emin olmalılar. 447 numaralı uçuşta yardımcı sistemler pitot tüpleri donduktan sonra kapanıyor. Ancak bir dakika içinde iç ısıtıcılar buzu erittiğinde hız göstergesi tekrar çalışmaya başlar. Uçağın tüm cihazları tekrar normale dönmeye başlar. Tek bir şey dışında. Sistem bir kere kapandıktan sonra Paris'e inene kadar kontrollü uçuş sistemini tekrar devreye almak mümkün değil. Kontrollü uçuş devre dışı kalır. Pilotun komutları artık bilgisayar koruması altında değildir. Kontrollü uçuş parametreleri kayboldu.
Fakat uçaklar icat edildiğinden bu yana pilotlar herhangi bir bilgisayar yardımı olmadan uçmak için eğitilirler. Bu olay yolcuların güvenliğini etkilememeliydi. Demek istediğim yani pilotlar bunun için orada. Bu durum 447 numaralı uçuşun düşmesinde etkili olabilir. Esrarengiz kayıplar. 447 numaralı uçuşun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından sadece birkaç dakika önce uçakta her şey yolundaydı. Her şey normal olmalıydı. Ne yazık ki kaza 5 dakika sonra olacaktı. Bu nasıl mümkün olabilir? 3 eğitimli pilot tarafından kullanılan mekanik hiçbir sorunu olmayan bir uçak küçücük bir zaman diliminde gökyüzünden düşebilir mi? Araştırmacıların elinde incelenecek başka bir şey olmaması çok rahatsız edici bir durumdur. Bakılacak tek yer pilotlardı. Onlar ne yaptı? Neden yaptı? Bonin, kokpitteki en deneyimli pilottu. Uçuş kontrol sistemi kapandığı zaman kontrol ondaydı. Otopilot bağlantısı kesildiğinde kontrol koluna geçti ve açıklanamayan bir dizi manevra yapmaya başladı. Uçağın burnunu hızlı ve tehlikeli bir şekilde yukarı kaldırmaya çalışıyordu. Uçak aniden dakikada 2000 metrelik bir tırmanışa geçti. Bu uçak için çok hızlı bir tırmanıştı. Bu manevra olayların daha da kötüleşmesine neden oldu. Bir dakikadan daha kısa bir sürede uçak 11 bin metre yukarı çıkıp yükselir. Öyle ki uçağın burnu yatay durumdan 18 dereceye kadar kalkar ve uyarı alarmı duyulur. Durma, durma, durma. Birdenbire uçak hızlı bir şekilde düşmeye başlar. Durma, durma, durma. Motorların çalışmasına rağmen uçak okyanusa doğru düşmeye başladı. Uçak öyle dik bir pozisyondadır ki artık uçmasının imkanı yoktur. Uçak kanatları üstteki ve alttaki hava akımları arasında bir basınç farkı oluşturup uçmayı sağlar. Kanat üstündeki düşük basınç kaldırma kuvveti sağlar. Ancak uçak çok dik duruma geldiğinde kanatlar kaldırma kuvveti üretmeyi durdurur. Uçak durur ve gökyüzünden düşmeye başlar. Uçağın durması pilotlar için korkunç bir deneyim olabilir. Stajyer pilotlar bile bu konuda çok titiz olarak eğitilir. Bir uçağın havada durması dediğimizde motorlarının durmasından bahsetmiyoruz. Olay kanatlardaki hava akımıdır. Size bunu göstermeye çalışacağım. Uçağı durma noktasına kadar zorlayacağım. Uyarı sesi duyana kadar tam bir havada durma yapacağım. Ardından sadece burnu aşağı vererek tekrar durumu kurtarabilirim. Güç boşta. Burnu geri çekelim. Durma uyarısı geldi. İşte durma alarmı. Bizi uyarıyor. Pilotun tekrar yükselmesi için uçağın burnunu aşağı doğru yönlendirmesi gerekir. Burnu kontrol koluyla aşağı indirmem lazım. Biraz güç verelim. Burnu aşağı indirerek durma olayından kurtulma pilotlara ilk öğretilen şeylerden biridir. En temel kurallardan biri budur. Bu her pilotun kemiklerine kadar işlemesi gereken bir bilgi. Fakat Bonin uçağın burnunu indirmek yerine yukarı kaldırır. Kontrol kolunu her çektiğinde motorlara maksimum itme gücü verir. O manevrayı neden yaptı? Sanırım herkes için gizem bu. Aniden durma alarmı durur. Çünkü Bonin o kadar aşırı bir şekilde yükselmeye çalışıyordu ki uçak bilgisayarları cihazlardaki bilgileri okuyamaz duruma geliyordu. En deneyimli pilot Duba'nın kokpite gelmesi 52 saniye sürer. Durma, durma, durma. Neler oluyor? Duba kontrolü eline alıp durumu düzeltmeye çalıştı. Kaptan kokpite vardığında bir şeyler yapmak için artık çok geç kalınmıştı. Karışıklık var, gürültü var. Uçağı uçuran pilotla diğer pilotlar ne olduğuna dair birbirleriyle konuşamıyorlar bile. Uçak artık dakikada yaklaşık 3000 metre mil hızla Atlas Okyanusu'na doğru düşmektedir.
Kokpit göstergeleri pilotlara tam olarak ne olduğunu gösteriyordu. Ama değerlere inanmıyorlardı. Göstergelere bakıyorlardı ama değerleri okuyamıyorlardı. Durma, durma. Pitot tüplerinin arızalanmasından 3 dakika sonra uçak yerden 5000 metre yukarıdaydı. Kaderi belliydi. O anda uçağın burnunu aşağıya çevirebilirlerdi. Burnu yataydan 45 derece veya daha aşağı indirmek, uçuş için gerekli açıyı tekrardan kazanmalarına yeterli olabilirdi. Ardından burnu tekrar yukarı kaldırıp hızla toparlayabilirlerdi. 5000 metre kala akıllarına gelmedi. Durma, durma. Sonunda Kaptan Dubois neler olduğunu anlamış gibi duruyordu. Dikkat et, uçağı düşüreceksin. Durma, durma. Ama her şeyi için çok geç kalınmıştı. Uçak Atlantik'in dibine doğru gidiyordu. Çek! Denize çakılacağız. Çek! Çek! Saat 02:14'te maalesef 447 numaralı uçuş okyanusa düşer ve uçaktaki gemide bulunan herkes ölür. Uçuş sırasında olanlar kara kutu tarafından ortaya çıksa da düşüşün gerçek nedeni bir sır olarak kalacaktır. Günümüzde bilgisayar sistemlerine o kadar bağımlıyız ki acaba onlar bozulunca ne yapacağımızı bilmiyor olabilir miyiz? Uçaktaki 228 kişi kokpitteki pilot yüzünden mi ölmüştü? Bu kadar basit değil. Bu trajedide neler olduğunu anlamak yeterli değil. Olaydaki asıl soru neden oldu? Neden gerçekleşti? Sadece bu üç pilotu gösterip işte bunlar başarısız oldu diyemeyiz. Bu çarpışma havacılıkta hala sürmekte olan bir tartışmayı ateşledi. Bu kadar otomasyon çok mu fazla? A330'lardaki uçuş kontrol sistemleri gibi otomatik sistemler insan hatası riskini azaltır. Havacılık tarihindeki en büyük sorunlardan biri, uçaklarımız hiç düşmeyecekmiş gibi davranmaktır. Görünüşe göre 447 numaralı uçuşun pilotları otomasyon tartışmalarına kurban gitti. Her ne kadar makineler bizi güvende tutsa da bozuldukları zaman kendimize göz kulak olmak zorundayız. Entelektüel becerilerimizi ve performans becerilerimizi bilgisayarlara yüklüyoruz. Bu çarpışmada insan beyninin nasıl çalıştığına dair bir şeyler öğreniyoruz. Bilgisayarları insanları daha da geliştirmesi için kullanıyoruz. Ardından da kendimize bilgisayarların halledemediği durumlarla insanlar baş edebilir mi diye soruyoruz. Bu olay ortaya çıktı ki hala hazır değiliz. Teknolojinin uçakları daha güvenli yapacağı konusunda bir sorun yok. Ancak 2009 yılından bu yana otomasyon daha ölümcül kazalara neden olmuştur. Buna Washington metrosundaki tren kazası, San Francisco'daki Boeing 777'nin iniş kazası dahil. Hayatımızda teknoloji giderek artan bir rol oynuyor. Teknoloji ve insan kontrolü arasındaki denge her zamankinden daha kritik hale geliyor. Hayatlar buna bağlı olabilir. Modern çağın en büyük gizemlerinden biri. Tarihte kaydedilmiş en büyük patlamalardan biri New York şehrinin iki katından daha büyük bir orman alanını imha ediyor. Ancak suçlunun izi yok. Felakete neyin yol açtığı tam bir gizem. Bilim adamlarının aklını yüzyıldan fazla zamandır kurcalıyor. Ancak yeni araştırmalar sonunda Tunguska olayının arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilir. Sibirya'nın uzak bir bölgesinde büyük bir patlama gökyüzünü aydınlatır. Tunguska devasaydı, hidrojen bombası gibiydi. Ama bomba değildi. Patlama 185 adet Hiroşima bombası gücündeydi. Birinci Dünya Savaşı, Rus devrimi ve uzak konumu yüzünden bölgenin incelenmesi patlamadan 20 yıl sonra yapılabiliyor. Bilim adamı Leonid Kulik, patlamanın büyük bir göktaşı çarpmasından kaynaklandığına inanıyor.
Böyle büyük bir patlamanın ardından çarpmanın merkezinde bir parça uzay kayası bulacağına inanıyordu. Fakat Kulik hiçbir şey bulamaz. Hiçbir göktaşı izi yoktur. Kulik çok şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradı. Krater bulmayı bekliyordu. Merkeze büyük bir taş yığınını bekliyordu ama hiçbirini bulamadı. Böyle şiddetli bir olayın arkasında bu kadar küçük deliller bırakması çok garip. Yani eğer bir meteor olsaydı nasıl iz bırakamazdı ki? Şimdi yeni teknoloji gizemin sırrını çözmeye çalışıyorum. Olamaz. Şuna bak. Bu ateş topu Tunguska'nın bulmacasını çözebilir mi? Eğer öyleyse dünya üstündeki yaşam için büyük tehdit oluşturabilir. Esrarengiz kayıplar. Sibirya'nın bir vahşi ormanında büyük patlama olur. O zamanlarda uzmanlar hiçbir açıklama bulamaz. En popüler teori bir meteor çarpmasıdır. Ama araştırmacılar ne bir krater ne de bir meteor izi bulur. Hiçbir delil yoktur. Olaydan 110 yıl sonra bile gizemi çözmeye çalışıyorlar. Kaliforniya'daki NASA Ames Araştırma Merkezi'nde Profesör Pete Schultz, dünyaya çarpan bir göktaşı olayını test etmek için gelişmiş bir hafif gaz tabancası kullanıyor. Böyle bir çarpışmanın hiçbir fiziki ip ucu bırakmasının mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyor. Şimdi yukarıdan bir roketi hedefe doğru ateşleyeceğiz. Atmosferi değiştirebiliriz. Hedefi değiştirebiliriz. Açıyı değiştirebiliriz. Sonuçta bir meteor çarptığında ne olacağını daha iyi anlamamızı sağlayacak. Silah saatte 24 bin kilometre saat hızla 4,5 metrelik varilleri vuracak. Hazır? Hadi başla. Olamaz, şuna bak. Sonuçlar yüksek hızlı bir kamerayla çekilir. Şuna bakın, bu görüntüye bakın. Hepsi buhar, bu dışarıya doğru genişleyen sıcak buhar. Yani bütün alan patladı. Patlamayla aynı anda bir krater oluşmaya başladı. Bu muhteşem. Eğer burası dünyada bir bölge olsaydı, mesela 20-30 metrelik bir yer olsaydı, büyük bir krater oluşturmuş olacaktı. Koca bir delik olurdu. Patlamanın geleneksel bir meteor çarpmasından kaynaklanmadığı belirlenir. Ancak bölgede çok ilginç bir ipucu bulunur. 80 milyon adet ağaç parçalandı. Ama şekilleri çok ilginçti. Her şey tek bir noktadan dairesel bir şekilde gidiyordu. Bu gizemli ağaçlar 2100 kilometre karenin üstünde çok geniş bir alanda görülüyor. Keşif gezisi sırasında patlamanın merkezinde daha da yabancı bir şey bulunur. Tam ortada ağaç gövdeleri ayakta duruyordu. Ama dalları soyulmuş gibi duruyordu. Patlamanın geldiği yöne bakan kısımlar yanmıştı. Ağaç gövdelerindeki yanıklar içten dışa doğruydu. Buna ne sebep olabilir ki? Ne bir meteor, ne bir krater. Ağaç gövdeleri çorak bir alanın ortasına atılmış gibiydi. Olaydan sonraki yıllarda her türlü garip teori ileri sürülür. Dünyaya geçen kara bir delik, dış uzaydan gelen bir antimadde patlaması. Hepsinden en tuhaf olanı büyük bilim adamı Nikola Tesla tarafından tasarlanan bir ölüm silahıydı. Silahın gücü o kadar büyüktü ki onu çok korkuttu ve hemen söktü. Kim bilir, belki de gerçek cevap doğanın en yıkıcı güçlerinden biriyle yatmaktadır. Volkanlar. Volkan uzmanı Jason Morgan, Kanarya Adaları Lanzarote'de. Bu çarpıcı manzara yaklaşık 300 yıl önce devasa bir volkanik patlamayla şekillendi. Bu patlamayla oluşan güç neredeyse hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Ancak etrafındaki kayalara bakarsak, bükülüp dönmüş ve maruz kaldıkları kuvvetler yüzünden fırlatıldığını görebiliriz.
Bu kuvvetleri dünyanın derinlerinden çıkmaya çalışan gazlar oluşturur. Lanzarote bölgesi volkanik patlamalarla şekillenmiştir. Fakat Morgan, Tunguska olayının Wern patlaması adı verilen son derece nadir bir volkanik patlamadan kaynaklandığına inanıyor. Dünya yüzeyinin kilometrelerce altında büyük rezervuarlarda karbondioksit gazı oluşur. Çoğu yerde bu gaz zararsız bir şekilde kaya yoluyla kaçabilir. Ancak bazen bu gaz sıkışır. Morgan bunun Tunguska'da olduğuna inanıyor. Sibirya'da dünyanın tektonik plakaları özellikle soğuk ve güçlüdür. 80 kilometre aşağıda oluşan gaz kaçamaz. Milyonlarca yıl boyunca bu gaz aşırı derecede basınç oluşturur. Ta ki tektonik plakalar bu basıncı tutamayacak hale gelene kadar. En büyük volkanik patlamadan onlarca kat daha fazla güçle yeryüzünde patlar. Bu olay tüm volkanik patlamaların anası olurdu. Büyük bir gaz kütlesinin kaya ve tozun yerden süpersonik hızla çıktığını ve atmosferde onlarca kilometre dağıldığını görebilirdik. Büyük bir parlama, kıvılcım ve yıldırımlar olur. Sanki gökyüzünde ateşten bir taç varmış gibi görünür. Devasa ölçüde bu tür bir patlama yüzeyde neredeyse hiç iz bırakmaz. Patlamadan sonra yüzeyde olayın gerçekleştiğine dair tek iz küçük taş parçacıkları olacaktı. Tunguska'da olduğunu düşündüğüm olay işte bu. Bu makul bir teori. Ancak büyük bir sorun var. Hiç kimse bir Wehrschild'a tanık olmamıştı. Böyle bir patlamanın çok az kanıt bırakacağı gerçeği, volkanologların şimdiye kadar meydana gelip gelmediğini bilmediklerinden zor olduğu anlamına gelir. Gizem derinleşiyor. Tunguska olayının üstünden 100 yıl geçtikten sonra olanlara dair kesin bir delil yoktur. Felaket neden olursa olsun bilinmiyor. Ardından Şubat 2013'te Tunguska'yı araştıran bilim adamlarına ürkütücü bir şeyler olur. En büyük ip ucu bu olabilir. Rusya'nın Chelyabinsk kentinde garip parlayan bir ışık bir sabah ansızın gökyüzünde ortaya çıkar. Gizemli nesne güneşten 30 kat daha parlaktır ve 200 kilometre genişliğinde bir alana yayılır. İnsanlar bir anda gökyüzündeki bu parlak ışığı gördüler. Bu beyaz sıcak alev sanki gökyüzünde geziyor gibiydi. Valentina Shushurina nesne gökyüzünde göründüğü zaman Chelyabinsk Üniversitesi'nde ders veriyordu. Çok parlak bir ışık vardı. Ampullerle ilgili bir şeylerin ters gittiğini düşündük. Işık birdenbire şiddetle patlar. Işık kör ediciydi. Yıldırımla karşılaştırılabilir aslında. Çok parlak ve beyazdı. Sonra öyle büyük bir sarsıntı oldu ki bütün bina titredi. Herkes korktu. Binlerce pencere camı kırıldı. 1500 kişi ciddi yaralandı. Hastanelere kaldırıldı. Patlamanın sebebini kimse bilmiyor. Teoriler düşen bir uydudan yasa dışı yeni bir Amerikan silahına kadar uzanır. Ardından dalgıçlar yerel bir gölde sudan bazı meteor parçaları çıkartır. Ancak nasıl bir kütle yeryüzüne ulaşmadan önce böyle büyük bir patlamaya sebep olabilir? Bu soruya fizikçi Mark Bozloff tarafından yapılan yeni araştırmalar cevap verebilir. Asteroid saatte 67 bin kilometre hızla yol alıyor. Milyonlarca yıl boyunca uzayda dolaşırken çok hızlı bir şekilde ilerler. Önünde meteoru yavaşlatacak hiçbir şey yok. Üzerinde bir sürtünme izi, hiçbir şey yok. Ancak meteor dünyanın atmosferine girdiği zaman havayla sürtünme sonucu binlerce dereceye kadar ısınır. Sonuçta kaya o kadar ısınır ki dünyaya ulaşmadan önce büyük bir patlamayla buharlaşır. Bu olaya hava patlaması denir.
Bu asteroid kayası gaza dönüşüyor ve daha sonra genleşen gaz yoğunlaşarak küçük parçacıkları ve büyük bir bulutu oluşturuyor. Kütlesinin %99.9'u tamamen buharlaşmıştı. Aynı olay Tunguska'da gerçekleşmiş ama %100'lük bir buharlaşma olmuş olabilir. Eğer Bozlov'un teorisi doğruysa, Tunguska olayına dünyaya çarpmadan önce tümüyle buharlaşan bir meteor neden olmuştur. Bu neden krater olmadığını ve bölgede neden hiçbir meteor parçasının bulunmadığını açıklayabilir. Fakat neden Tunguska patlamaları Chelyabinsk'teki patlamadan çok daha yıkıcıydı? Öğrenmek için Bozlov her iki olayında bilgisayar simülasyonunu hazırladı. Enerji uzun bir mesafe boyunca yayılmıştı. Çünkü dünyaya sığ bir açıyla gelmişti. Yeryüzüne düştüğünde oldukça zayıftı. İnsanları öldürecek kadar güçlü patlama yaratmadı. Bozlov, Tunguska meteorunun dünyaya doğru çok daha keskin bir açıyla ilerlediğine inanıyor. Tüm enerjisini çok daha kısa bir mesafe boyunca dağıtmak zorunda kalır. Nihai terminal patlamasından önce çok daha düşük bir yüksekliğe iner. Patlama dalgası enerjisinin çok daha fazlası yere düşer. Dolayısıyla doğrudan altındaysanız çok daha güçlü bir etki hissedeceksiniz demektir bu. Bu Tunguska'daki yıkım ölçeğini açıklıyor. Hava patlama teorisine ilişkin kanıtlar gerçekten çok mantıklı. Gökyüzünden çıkan yangın topunu açıklıyor. Ağaçların soyulmasını açıklıyor. Aslen en büyük sorunu da açıklıyor. Kraterin olmamasını. Ama yine de sadece bir teori. Profesör Pete Schultz yüksek güçlü hafif gaz tabancasıyla denemeler yapıyor. Burada yapmak istediğimiz şey bir atmosferin patlamasını taklit etmek. Başka bir deyişle küçük bir kütle atmosfere girip patladığında hedefe ne olduğunu gözlemleyeceğiz. Buradaki bu bölge içinden içeri girip patlayacak. Ardından da kuru buza sahip başka bir malzeme içinden geçecek. Bu kuru buzun bir gaz gibi genişlemesine sebep olur ve daha sonra etkileri burada her tarafa yayılmış olarak görebiliriz. Schultz bir hava patlamasının ormandaki etkisini simüle ediyor. Vay be, olaya bak. Aa, bu çok güzel. Ağaçlara geliyor, sonra yok oluyor. Sadece saniyenin 15 milyonda birinde mermi havada patladı. Şok dalgası alttaki hedefi yok etti. Çok şiddetliydi. Şuna bak. Yüzeyi sıyırmış. Her şeyi dümdüz etmiş. Krater de yok. İşte bu atmosferik patlama. Bu Tunguska'da neler olduğunun deneysel kanıtıdır. Bir meteor, iz bırakmadan felaketle sonuçlanacak bir hasara neden olabilir. Yeni kanıtlar bir meteorun hava patlamasıyla Tunguska olayını meydana getirdiğini işaret ediyor. Ancak eğer böyle olduysa, büyük ölçüde tahrip edici meteor çarpmaları önceden hayal edilenlerden çok daha yaygın olduğu ve tekrar olacağı anlamına geliyor. Bu korkutucu bir düşünce. Güneş sistemimizde bilim adamlarının Tunguska üstünde patladığını düşündüğü asteroitlerden 1 milyon adet var. 1 milyon kütlenin dünyaya çarpma olasılığı var. Tıpkı Tunguska asteroidi gibi bir etki yaratabilirler. Bunların her zaman dünyaya çarpma olasılığı var. Bu yüzyıl, bu yıl, hatta belki yarın. Güneş sisteminde rastgele dolaşan bu kayalar, gezegenimizde yaşayan her şeyin yüz yüze kaldığı en ciddi tehlikelerden biridir. Belki de görünmeyen meteorun bir sonraki seferi modern bir şehirdir.